Neden bazı yılanların bacak yerine iç kemikleri vardır? Palyaço balığı neden cinsiyet değiştirir? Nasıl olur da erkek deniz atları çocuk doğurur? Ve neden dişi çitalar aldatır? Bu yaratıklar hayatta kalmalarına yardımcı olacak içsel adaptasyonlara uğramışlardır. Yerde sürünmeleri, dillerini çıkarmaları, yılanların bu kadar ürkütücü olduklarını görmek çok kolay. Özellikle de kemirgenler için. Fakat ısırıkları ve zehri bir kenara koyarsanız yılanların çok iyi özellikleri de vardır. Yılanlar ilk olarak nereden gelmişlerdir? Atalarıyla ilgili pek çok nokta gizemini korusa da artık yılanların çok özel sürüngenler olduklarını biliyoruz. Yılanların atalarının evrimi tam olarak çözülememiştir. Fakat yılanlar kesinlikle kertenkele soyuyla bağlantılıdırlar. Yani yılanlar özde kertenkelelerdir. Kertenkelelerden farklı bir grup değillerdir. Aslında bu grubun bir parçasıdırlar. Ve en yakın akrabaları varanit kertenkeleleridir. Bunlar uzun olan kertenkelelerdir. Baktığınızda az da olsa yılana benzerler ve çoğunlukla göbeklerinin üzerinde yürürler. Yani aslında taksonlar ve varanitlerin kız kardeşleridir. Peki yılanlar ne zaman ayrı bir grup olarak ortaya çıktılar? Ve bu kertenkeleler neden bacaklarını kaybettiler? Her ne kadar ilk yılan türünün fosillerine az rastlansa da evrim tarihinde hikayeleri bir araya getirebileceğimiz bazı ipuçları bulunmaktadır. Günümüz yılanlarının tümü aynı zamanda pullu olarak da adlandırılan Squamata adı verilen bir sürüngen türünden gelmektedirler. En eski Squamata fosilinin yaklaşık 200 milyonluk bir tarihi vardır. Ve Pangea süper kıtasının bölündüğü zamana dayanır. Fakat bu fosiller aynı zamanda bu sürüngenlerin evrimlerinin bu kıta bölünmeden önce başladığını göstermektedir. Squamataların ataları bundan milyonlarca yıl önce de orada bulunmaktaydılar. Artık bundan milyonlarca yıl sonra dünyada 7 kıtamız ve binlerce yılan türümüz bulunmaktadır. Günümüz yılanları hala Squamatalardır ama kendi familyalarının içinde evrimleşmişlerdir. Ama gizem hala sürmektedir. Eğer yılanlar eski bacakları olan Squamatalardan geliyorlarsa bacaklarını kaybederek nasıl bir avantaj elde etmişlerdir? Yılanların bacaklarını evrim sürecinde kaybettiklerine inanılır. Çünkü yılanların ataları kazıcıdır. Yani kazmaya alışmışlardır. Yani yeri kazabiliyorlardı ve tünel ve bunun gibi şeyleri kullanmaya başladığımızda bacaklar işin içine girerler. Yer altındaki tünellere alışık değillerdi. Bu yüzden muhtemelen yılanların evrimi kazıcı alışkanlıklardan gelmektedir. Yani kertenkeleler kazıcılığa daha yatkındırlar ve yok olana kadar kol ve bacaklarını kaybettiler. Yılanlar dışarıdaki uzuvları kol ve bacaklarını tamamen kaybederken bazı türleri iç kemik yapıları eski günlerin bir yansıması gibidir. Boa ve piton gibi ilkel yılan türlerinin hala pelvis kemikler adı verilen bir şeyleri vardır. Pelvis kemeri temel olarak kertenkele atalarının bacaklarının kalıntılarıdır. Pek çok yılan atasında pelvis kemeri kalıntıları bulabilirsiniz. Yani içindeki kemikleri görebilirsiniz. Boa ve pitonların atalarından kalma pelvis kemerlerinde kloaklarının iki yanında da çıkıntılar vardır. İskeletlerinde pelvis kemikleri bulunmayan yılanlar, evrimlerini uzayarak ve hiçbir yerinde bacak yapısı olmadan tamamlamışlardır. Yani bu pelvis kemeri görülmesi gereken bir şey ise bunu görmek isteyebilirsiniz. Özellikle de bir kemirgenseniz. Çekilen bir animasyon filmi bu balığı okyanusun dışında da ünlü yapmıştır.
Ama dışı gibi farklı olan içi de palyaço balığının hayatta kalmasına yardım etmektedir. Palyaço balıkları komiktir. Ama ha deyince gülünecek kadar değil. Çünkü onlar sıra dışıdır. Bu sıra dışılıksa cinsiyetleridir. Erkek bir palyaço balığı hayatı boyunca daima aynı cinsiyette kalmaz. Gerekli olduğunda içsel cinsiyet organlarını erkekten dişiye dönüştürebilir. Ama bir balık neden böyle bir değişim geçirebilir? Palyaço balığını daha iyi anlamak için yaşadığı yeri anlamamız gerek. Palyaço balıkları milyonlarca yıldır Batı Hint Pasifiği'nin sığ sularında yüzmektedir. Günlerini ve gecelerini zehirli ve felç edebilen deniz şakayıklarının ortasında geçirebilmektedirler. Bu simbiyotik fonksiyonlu bir ilişkidir. Deniz şakayığı, mercan polipleri ya da uzun dokunaçları olan deniz anasıyla akraba olan basit bir hayvandır. Bu deniz şakayıklarının üzerindeki dokunaçlar genellikle balıkların almayı reddettiği bir toksini alan sinidoblast adı verilen hücrelere sahiptir. Ama palyaço balığı bunu umursamaz gibi görünebilir. Hatta dans bile edebilir. Deniz şakayıklarının arasında yaşayan palyaço balığı yeni ev sahibine alışana dek vücudunun çeşitli bölümleriyle dokunaçlarına dokunmaktadır. Ama palyaço balıkları nasıl bu dengesiz ev sahibiyle birlikte yaşamak için evrildi? Vücutlarının gizemi bir mukus üreterek deniz şakayıklarının zehrine karşı koruma altına almışlardır. Kimse bu mukusun nereden geldiğini bilmiyor ama bilim insanlarının ümit verici fikirleri var. Bir teoriye göre palyaço balığı deniz şakayıklarındaki zehirli dokunaçlara karşı kimyasallarla birlikte bir mukus geliştirir. Başka bir teoriye göre ise palyaço balığı özel dansını yaparken vücutlarını dokunaçlara sürterek bu mukusu deniz şakayığının bizzat kendisinden alıyor. Deniz şakayığına karşı bu uyguladıkları kaplama bir numara. Peki ama bu tek taraflı bir ilişki midir? Deniz şakayığı bunun karşılığında ne almaktadır? Aslında palyaço balıkları kiralarını ödemek için evlerinde temizlik yapmaktadırlar. Deniz şakayığının dokunaçlarını yalarlar, parazitlerini alırlar ve potansiyel davetsiz misafirleri kovarlar. Bir araştırmaya göre deniz şakayığını amonyak bakımından zengin bir içerikle gübrelerler. Kısacası tuvaleti kaçırmak bu bölgede iyi bir şeydir. Ve başka bir teori, palyaço balıklarının geceleri deniz şakayığının üzerinde yüzerek onlara oksijen açısından zengin olan suyu gönderdiklerini ve nefes almalarına yardımcı olduğunu ileri sürmektedir. Yani bu tuhaf ikili uyumlu şekilde çalışmaktadır. Palyaço balıkları deniz şakayıkları konusunda oldukça kararlıdır ve evlerinden uzun süre uzak kalamazlar. Ama iğneli bir evde yaşamak palyaço balığının tek sıra dışı özelliği değildir. Erkeklerin dişiler tarafından sıkıştırıldıklarında başvurdukları kullanışlı bir numaraları vardır. Palyaço balıkları hiyerarşide dominant olan bir dişi öldüğünde cinsiyet değiştirmek için evrilmişlerdir. Palyaço balıkları sıralı iki cinsiyetlilikleriyle bilinirler. Yani bunun anlamına geldiğimizde, hayatlarının bir noktasında bir cinsiyetteyken ikinci noktasında cinsiyetlerini değiştirebilirler. Toplulukları fazla sayıda dominant dişilerin hakimiyeti üzerine kurulmuştur. Eğer dominant olan dişi ölürse, dominant olan erkek cinsiyet değişime uğrar ve bir sonraki dominant dişi haline gelir. Bir teoriye göre ise palyaço balıkları bölgelerini sıklıkla terk etmezler çünkü üreme tahtının bir sonraki sahibi olmak için sıraya girerler. Yani görünüşe göre komik, tuhaf palyaço balıkları hareket etmekten pek hoşlanmaz. İçeride cinsiyet değiştirmeye adapte olmuşlardır. Böylelikle evlerinde kalıp bebek palyaço balıkları üretebilirler. Dışarıdaysa ev sahipleriyle tatlı bir anlaşma yaparak hayat boyu misafir olabilecekleri bir evleri olmasını garanti ederler. Deniz atı dışarıdan elit ve zarif görünür.
Ama erkek deniz atının içinde olanlar onu diğer bütün yaratıklardan ayırır. Deniz atı utangaç ve anlaşılmazdır. Evlerinde ve ılıman ya da tropikal karasularda. Ayrıca deniz atı 20 milyon yıldır okyanuslarda yüzmektedir. Yani bu dünyada yeni değildir. Ama bu tuhaf görünüşlü yaratıklar neden evrime uğramıştır? Ve hangi içsel adaptasyon onları dünya üzerindeki diğer hayvanlardan tamamen farklı kılar? Cevap eski okyanuslarda başlar. Deniz atı Hippocampus cinsindendir. Bu Yunanca'da kelimenin tam anlamıyla deniz atı ve canavarı anlamına gelir. Kesinlikle deniz ejderhası, yılan iğnesi balığı ve pi akrabalarıdır. Bir teoriye göre deniz atı yatay olan yılan iğnesi balığından bundan 25 milyon yıl önce ayrılmıştır. O zaman Pasifik ve Hint okyanuslarında meydana gelen tektonik aktivite sığ suların devasa şekilde artmasına neden olmuştur. Deniz yosunları bu sığ sularda büyüyorlardı ve kolaylıkla değişebiliyorlardı. Bilim insanları bu yeni yosunlu evin deniz atlarının atalarında fiziksel olarak pek çok değişime neden olduğunu düşündüler. Etraflarındaki deniz yosunlarının içinde düz olarak yüzmeye başlamışlardı. Derileri de evrime uğramış ve taklit efendisi olarak etraflarını kavrayan şeylerin rengini almıştır. Gözleri de bir yönden her yöne doğru bağımsızca hareket edip en geniş alanı görebilecek şekilde evrilmiştir. At kafasına benzeyen başları diğer tüm balıkların aksine vücutlarından 90 derecelik açıyla hareket edebilmektedir. Ve kuyrukları tutundukları yerden kolayca ayrılmamaları, bir şeylere kolayca tutunabilmeleri için güvenilir bir çapa haline gelmiştir. Hem de çok güçlü. Ama deniz atlarının en etkileyici şeyi vücutlarının içinde olanlardır. Özellikle de erkek vücutlarının içinde. Doğada bulunan deniz atı türlerinin çoğu tek eşlidir. Bu üreme sezon boyunca yalnızca tek bir deniz atıyla gerçekleşir. Çiftleşme süreci bir dişi ve bir erkeğin şafak öncesi dansıyla başlar. Kuyruklarını birbirlerine dokundurur ve uyumlu bir şekilde yüzerler. Gerçek bir kur yapma dansı 8 saat sürebilir. Ve dişinin yumurtalarını erkeğin kesesine aktarmasıyla son bulur. İşte farklılığın olduğu yer burasıdır. Yumurtaları erkekler taşır. Onlar hamile kalırlar, dişiler değil. Deniz atları bu olayın gerçekleştiği ender hayvan türlerinden biridir. Erkekler yalnızca çocuklarına bakmakla kalmaz, ayrıca döllenme de kuyruklarının önündeki özel kesenin içinde olur. Dişiler yumurtaları bu keseye bırakır ve erkek bu yumurtaları spermleriyle döller. Bunları genç larvalara dönüştürüp tıpkı gebelik sürecindeki gibi kesesinde taşır. Erkek deniz atları embriyoların hayatta kaldıklarından emin olmak için keselerini dikkatlice kontrol eder. Yavrular bu konuda guru olan babalarının evlerinde kalırlar. Kan akışını dengelerler, tuz oranını kontrol ederler ve doğmamış çocuklarına onları doğurana dek oksijen sağlarlar. Bu cinsiyet kıskacı, bebekleri doğurmakla da sınırlı değildir. Araştırmalar gebe kalan erkeklerin cinsiyete bağlı hareketlerinin de değiştiğini ortaya koymuştur. Dişiler genellikle erkekler tarafından sergilenen rekabetçi davranışları sergilerler. Ve sonunda erkekler dişiler tarafından sergilenen eş seçme gibi tutumlarda bulunurlar. Ama soru hala geçerlidir. Neden erkek deniz atı bu şekilde evrilmiştir? Balıklarda üreme genellikle erkekler yerine dişilerde daha fazla yatırım olduğunu görürüz. Bunun nedeni erkeklerin döllenme sırasında sağlamlamaları gereken spermlerine oranla dişilerin büyük yumurtalarının içine girecek önemli enerji ve besinlerdir. Bunun bir sonucu, yani düzenli olarak özellikle balıklarda gördüğümüz şey, erkeklerin yavrularla dişilerden daha çok ilgilenmeleridir.
Dişiler tarafından enerji yatırımını hafifletmek için erkek deniz atları üremenin yükünü almaya yardım etmek için evrilmiş olabilirler. Böylece süreç hem dişi hem de erkek tarafından enerji harcanarak devam eder. Erkek deniz atları evde bekleyen baba imajını geliştirmekte büyük rol kat etmişlerdir. Gerçekten modern bir aile oluşturdular. Çitalar hızlarıyla bilinirler. Ama görünüşe göre yalnızca koşmakla ilgili bir şey değil bu. Dişi çitalar aldatırlar. Ama neden? Söz konusu çiftleşme olunca hayvan krallığı pek çok örnek sergiler. Çoğu hayvan karşı cinsiyle çiftleşir ve pek çoğu seçimlerinde pek de özenli değildir. Bazı hayvanlar en iyi bebekleri yapma isteğiyle sahaya iner. Örneğin dişi çitalar gerçekten aldatır. Bilimsel terimle polyandri olarak bilinir. Polyandri pek çok hayvan grubu tarafından sergilenen bir çiftleşme sistemidir. Bu sistem dişilerin bir üreme dönemi boyunca tek bir erkekle sınırlı kalması yerine farklı erkeklerle çiftleşmesidir. Polyandri çiftleşme sistemlerinde dişi farklı erkeklerden sperm alır ve bu da doğacak yavruları farklı babalardan yaptığı anlamına gelir. Kuş türlerinin yalnızca %2'si seçici değilken dişi böcekler özellikle seçici değildir. Hangi evrim güç bir dişiyi bir erkekten fazlasıyla çiftleşmeye itmektedir? Yakınlarda yapılan bir araştırmada kediler hakkında bilgi toplamak için vahşi kedilere bakılmıştır. Tanzanya'nın Serengeti Ulusal Parkı'ndaki dişi çitalar çok eşli olduklarını kanıtlamışlardır. Bu çalışmada birkaç farklı babadan dünyaya gelen yavruların yarı kardeş oldukları ortaya koyulmuştur. Çitaların çiftleşmeleri doğada nadiren gözlenebilse de kanıt popolarında saklıdır. Bilim insanları annelerin, babaların ve yavruların DNA'larını incelemek için çitaların dışkılarıyla çalışmışlardır. Ama neden dişi çitalar bir anda birden farklı erkekle flört etmek için evrildi? Uzmanlar ipuçları için erkek çitalarla çalıştılar. Çitalar bir tür kardeşlik koalisyonu oluşturur. Bu yalnız yaşayan türler için çok heyecan verici bir davranış durumudur. Alanlarını birlikte korurlar, birlikte avlanırlar, eşlerini birlikte ararlar. Kardeş erkek çitalar hayatları boyunca birlikte kalır. Uzun süreli erkek koalisyonları memelilerde sık görülen bir durum değildir. Çitaların durumundaysa bu gruplar her zaman kardeş olmayabilirler. Hiçbir akrabalığı olmayan erkek çitalar bile birlikte hareket edebilir. Bunun nedeni alan için yoğun bir rekabet içinde olmaları ve eğer birlikte hareket ederlerse çiftleşecekleri dişileri daha kolay bulabilecekleri düşüncesidir. Dişilerin alanlarına giren erkek çitalar okul bahçesindeki gibi flört ederler. Dişileri çiftleşmek için taciz ederek manipüle ederler. Fakat cinsel çatışma teorisi erkek tacizinin dişiye uymaması durumunda dişilerin erkekleri engelleyip ve yollarına devam etmek için evrildiğini anlatır. İşte bu noktada polyandri devreye girer. Bilim insanları bunun dişilerin yavrularını koruduklarından emin olmak için geliştirdikleri bir yol olduğunu düşünür. Sonrasında bu olgu üzerinde farklı teoriler ortaya atıldı. Birincisi, dişiler farklı erkeklerle çiftleşmekten genetik olarak yararlanacaktır. Dolayısıyla genetik fayda döllenmeyi de kapsayacaktır. Yani eğer dişi tek bir erkekle çiftleşirse, çiftleştiği erkeğin sperm kalitesi yüksek olmayabilir. Bu yüzden dişi gereksiz bir erkekle çiftleşerek zamanını, enerjisini, hatta yumurtalarını boşa harcamış bile olabilir. Ama eğer birkaç erkekle çiftleşirse, bu yumurtalarının döllenme ihtimalini fazlaca yükseltir. Başka bir hipotez de iyi gen teorisidir. Fazla sayıda erkekle çiftleşmesi dişi çitaya çiftleşmeyi bir adım öteye taşıma ve en yüksek genetik eşitliği bulma şansını verir. Başka bir teori ise
Bunun nedeninin dişi çitanın diğer büyük kediler arasında yaygın olan çocukları öldürme olgusunun önüne geçmek olduğudur. Yani dişi çitaların farklı erkeklerle beraber olması babalık konusunda kafa karışıklığı yaratabilir. Yani her bir erkek çocuğun kendisinin olduğunu düşünebilir ve bu da çocuğu öldürme oranını düşürür. Çünkü erkekler içgüdüsel olarak kendi yavrularını korurlar. Fakat en inandırıcı teorilerden biri birden fazla erkekle çiftleşmenin genetik çeşitlilik sağlayacağına inanmalarıdır. Yavrular daha çeşitli gen havuzlarından oluştukça poliandri yavrunun tek bir hastalıktan dolayı ölmesini engeller. Birden fazla erkekle çiftleşen dişi çitaların yavruları farklı genlere sahip olacaktır. Yavrular farklı erkeklerin genlerine sahip olacaktır ve bu da yavrular için çeşitli çevrelerde faydalı olabilir. Yani yavruların bir kısmı ölse bile en azından birkaç tanesi hayatta kalmayı sağlayacak homojen genlere sahip olacaktır. Tanzanya'daki bilim insanları ayrıca dişi çitaların uzaktan gelen erkeklerle çiftleşmeyi tercih ettiklerini keşfetmişlerdir. Uzaktan gelen erkekler genetik havuzlarını genişletmelerini sağlayacaklardır. Dişi çitalar yıllar sonra bile aynı erkeğe dönmezler. Aynı anneden birbiri ardına doğan yavruların hepsinin farklı babaları vardır. Serengeti gibi öngörülemez bir ortamda çeşitli genlere sahip olan dişiler yavrularına kendi genlerini geçme ihtimalini artıracaktır. Ayrıca genetik çeşitlilik sürekli nüfusları azalan türler için hayati önem taşır. Orta Doğu'da yalnızca az sayıda çita kalmıştır. Nüfusları azaldıkça ve izole oldukça çeşitlilik türlerin hayatta kalmaları için daha büyük önem teşkil eder. Yavrularının hastalıklara ve babaları tarafından öldürülmeye karşı dayanıklı olmalarıyla birlikte anneler en iyi erkeği aramaya devam edeceklerdir. Çitalar için hayatta kalmanın yolu budur. Pek çok hayvanın çizgili deri desenleri, çizilmiş gibi görünen renkleri, küçük biblolar gibi olan görüntüleri ve güzel kürkleri gibi dış görüntüleri çok etkileyicidir. Ama içlerinde de güzellik vardır. Ve bu hayvanlar hayatta kalabilmek için güzel bir şekilde adapte olmuşlardır.